15 Temmuz gecesi tankları gördüklerinde önüne geçip durdurmak yerine fırsatını bulup kaçmayı tercih ettiklerini gördünüz değil mi? Önceliğinde 15 Temmuz gecesi hedefinde CHP lideri vardı. Darbe gecesi Kılıçdaroğlu'nun havalimanından kaçtığını iddia etti. Bir çarpıcı iddia daha ortaya attı. Önce radyo programında dile getirdi o iddiasını. Işıldakları olan araçlarla geliyorlar. Tankların etrafında iki tanktan bahsediyorlar. Onlarla orada görüşmeyi yapıyor ve o görüşmeden sonra oradan ayrılıyor. Demek ki danışıklı dövüş, kontrollü darbe ifadesi, kontrollü bir danışıklı dövüşü kimlerle yaptığının en güzel ifadesi. Çünkü bu koltuk kontrollü bir koltuktur, oturduğu koltuk. Ve bu oturduğu kontrollü koltukta oraya kasetle geldi, kasetle de gidicidir, kalıcı değil. Şanlıurfa'da miting meydanında da aynı başlık üzerinden yüklendi Kılıçdaroğlu'na. Ey Kılıçdaroğlu! Tanklar orada. Seni ışıldaklı bir araba geliyor. Tankların önünden alıyor. Ve sen orada darbecilerle görüşüyorsun. Ve ondan sonra da o arabaya atlayıp Bakırköy Belediyesi'ne gidiyorsun. Yeni Kapı mitingi ile ilgili de bir pişmanlığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı bilsem kesinlikle davet etmezdim. Darbecilerle anlaşmış birisini nasıl davet ederim diye Kılıçdaroğlu'na yüklenmeye devam etti. Hani sen tankın önünde dururdun ya ne oldu? Bu iş yürek ister yürek. Erdoğan terör ede meydan okudu Urfa'dan. Gerek sınır ötesinde gerek içeride terör örgütleri tamamen çekilene kadar mücadele sürecek dedi. Bu ülkenin ve milletin bekası için gerektiği kadar sabrederiz. Adı ister DAEŞ ister PKK PYD olsun hiçbir terör örgütünün sınırlarımızın dibinde bayrak sallamasına izin veremeyiz. Müzik